أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وعدد إنعام الله الكريم وأفعاله يا إله العالمين Bizleri tarik-i müstakimde kaim ve daim eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Bizleri içtimai salaha isal eyle. Ferdi ailevi içtimai salaha isal eyle. Tevfikat-ı Sübhaniyeni bizlere yar eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyab eyle. Cennetin yolunda amil, kaim ve daim eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Selam Müslümanlar. Cenab-ı Hak inayetini bizimle beraber etsin. Bu gece yapacağımız bu kısa müsahabede sadece ve sadece rızasını düşünmeye muvaffak kılsın. Saatlerinden, dakikalarından, saniye ve aşirelerinden istifade edip onları nurlandırmaya da muvaffak kılsın inşallah. Mübarek aylar, mübarek haftalar, mübarek günler ve mübarek saatler, bunlar Cenab-ı Hakk'ın insanlara azametine uygun, rahmetine muvafık iltifat ettiği zamanlar. Müminlerin değerlendirmeye teşvik edildikleri nurlu anlardır. Cenab-ı Hak değerlendirip yaşadığımız zamanı nurlandırmaya muvaffak kılsın. Bir Ramazan-ı Şerif, müminin senelik hayatında 11 ayına nur püskürtecek, nur sıkacak nurlu bir aydır. Mümin Ramazan-ı Şerif'i nurlandırırsa bir senesini nurlandırmış olacaktır. Ramazan-ı Şerif'te gönlüyle Allah'a teveccüh eden bir insan, 11 ay, Ramazan'ın dışındaki 11 ay, Cenab-ı Hakk'a teveccüh etme imkanını kazanacaktır. Yani üzerindeki günahları atacak, şer hesabına çalışan mekanizma, benliği içindeki mekanizma, hayır hesabına çalışır hale gelecektir. Masiyete karşı ötesinde tiksinti duymaya başlayacaktır. Günahlardan ürkecektir. Kalbi hayatına biraz daha inme imkanı hasıl olacaktır. Kendi ruhunu ve nefsini dinleyecektir. Bir ay insanın 11 ayını böyle nurlandırırsa 11 ay nurlanmış demektir. Yok Ramazan-ı Şerif'te insan benliği içindeki mekanizmayı hayır hesabına çalışır hale getiremezse, Ramazan girdiği anda onu bulduğu gibi çıkarken öyle bırakırsa, o bir ayı, 11 ayını nurlandırır hale getirememiş demektir. Ramazan müminin nasıl 12 ayını nurlandırır? Bazı günler vardır ki hafta içinde o da haftayı nurlandırır. Cuma içinde bulunan mukaddes anla insanın bütün haftasını nurlandıran bir gündür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizden evvelkilere cumartesi ve pazar verildi.
biz ümmetlerin en arkadan geleni, fakat şeref ve kıymet bakımından en ileride olanlarıyız. Buhari'deki hadis-i şerifiyle mealen bu hakikati anlatır ve bu ümmete verilenin cuma olduğunu ifade buyurur. Cuma günü insan Allah'a teveccüh edebilirse, şöyle bir soluğunu toplamış, güzel bir nefes almış, iyi dinlenmiş, ondan sonra bir hafta, 6 gün rahat hareket edebilecek, Allah hesabına rahat hareket edebilecek kutsi bir hal kazanmış demektir. Cuma'ya gelip, Cuma'yı eda eden, Cuma gününü ihya eden ve sonra haftanın diğer günlerini yaşamak üzere tekrar kendi hayatına dönen bir insan, o hayatta bir bakıma biraz değişiklik müşahede ediyorsa, bir şeyler görüyorsa, Cuma değerlendirilmiş demektir. Onda kurbiyet kazanılmış demektir. Onda Allah'a teveccüh olmuş ve Allah'tan teveccüh olmuş demektir. Bunun gibi haftanın değil, senenin de değil, 12 ayın bir günü içinde bir iki saat hususi ilahi saltanatın bir atayayı humayunu vardır ki onu Cenab-ı Hak mübarek bir gecede, Kadir gecesinde ümmeti Muhammed'i ihsan eder. Ben bugün Kadir gecesidir diyemem, kat'i bilemediğim için diyemem. Ama siz o niyetle Allah'a teveccüh ederseniz, rahmetinden ümit ederiz ki Cenab-ı Hak bakiyeyi hayatımıza bizim nur ve feyiz ihsan etsin inşallah. Kadir gecesinin münakaşasını yapacak halde de değilim. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem onun Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesinde aranmasını tavsiye buyurur. Çok zayıf bir kısım rivayetler de ilk 10 gecesinde olduğunu söylerler. Bu 10 gecede kalbi olan müminler güneşin batmasını intizar ederler. Devri esnafı bize anlatanlar derler ki, Selefi Salihin, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine atayayı Sübhaniye'de bulunacağı geceleri araştırırlardı. Güneşin batmasını derin bir iştiyakla beklerlerdi. Batsın, ortalık karanlık olsun da alemin görmediği yerde Allah'a teveccüh edip sabaha kadar yalvaralım derlerdi. Dudaklar ağlayacağı anı intizar ederdi, bükülmüş beklerdi. Güneş batsın, yıldızlar doğsun, biz Allah'a teveccüh edelim. Ve İslam'da zuhur eden bid'atları sayarken ilk bid'at, şafakta cumaya gitmemeyi terk etme olmuştur derler. Ve sonra da Kadir gecesini Ramazan'ın 27. gecesine hasretmek olmuştur. İslam'da bid'at. Sahabi devrinde, tabi'in devrinde müminler öyle değildiler. Cuma günü şafakta abdest alır, o abdestle herkes camiye giderdi. İslam'da tahaddüs eden ilk bid'at, mümin bir haftalık hayatına nur kazandıracak, muhasebesini yapacak, seccadesine gözyaşı dökecek, bir hafta neler yaptı, Mevlası ile hesaplaşacak, işte o günü ihyayı terk etmesi olmuştur. Ve yine müminlerin hayatında bid'at olarak bir sahabi sünnetinin yerini alan hususta Kadir gecesini Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesine hasretmek olmuştur. Rahatlığa alışmış, ten perverliği şiar edilmiş, Mevla'nın rızasını, Hakk'ın teveccüh ve tecellisini midesine tercih edemeyen gafil insanlar, bu gece her şeyi bitirelim demiş, onun bir iki saatinde her şeyin altından kalkacaklarını, Mevlalarını hoşnut edeceklerini zanna kapılmışlardır. Zannın bazısı insanlar için ne büyük vebaldir. Bu zannı vebal olan zanlardan sayabiliriz. Cenab-ı Hakk'ın rahmetle tecelli ettiği bir gecede, saatlerde, umarız ki o gece olsun, gül tarlalarında dikene benzer şeylerden bahsetmenin manası yoktur. Ama başka bir yerde de taatta mahiyetinde cemaata bir soru tevcih etmiştim. Efendimizin son 10 gecesinde göz kırptığına dair hiçbir rivayet bilmiyoruz. Ramazan 20 oldu mu, Ramazan'ın sonuna kadar hiç göz kırptığına dair bir rivayet bilmiyoruz.
en zayıf hadis kitaplarında dahi bir rivayetle benim yanıma geleceğin, ayağını öpmeye hazırım ben. Ve şu asırda asrın dalalette boğulmuşlarının imdadına nur ile koşanın dahi bir tek saat uyuduğuna dair bir tek rivayet getiren varsa onun da ayağını öpmeye hazırım. Teaddamı size de tevcih edeyim. Bunu size bir saldırı saymazsanız söyleyeyim. Şu 10 gecesinde Ramazan-ı Şerif'in gözünü kırpmamış, rahmet hangi dakika gelip kendisini kuşatacağını intizar etmiş 10 tane adam var mıdır? Bunu demeyeyim çünkü çok kimseler mahcup olur nefsimle beraber. Cenab-ı Hak bütün gecelerde der ya, gecenin üçte biri geçtikten sonra yok mu bana teveccüh eden teveccüh edeyim? Yok mu bana el açıp yalvaran, imdat resan olayım? Yok mu istiğfar eden günahlarını yargılayayım? Bütün senenin her gecesinde, gecenin üçte biri geçtikten sonra Allah böyledir. Allah'ın böyle demesine karşılık sen ne diyorsun? Bunu hiç düşündün mü? Uyumayan Allah, لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ Ferman-ı Sübhanesi ile kendisini size anlatan Allah. Ne uyku ne de uyuklama, esneme, semt-i üluhiyetine sokulamaz onun. Bir an uyusa o her şey uyur, her şey söner. Her an kalbinize, kalbiniz kadar kafanıza, kafanız kadar hissiyatınıza müteveccih. Yok mu diyor bir er, ubudiyet meydanında sahaya çıksın. Günahlarla savaşacak, ettiği şeylerle vuruşacak, diliyle cihat ilan edecek ve diline karşı cihat ilan edecek. Yok mu? Eski ettiklerine, diliyle yıktıklarına yeniden tamir etmek maksadıyla diliyle cihada çıkan, kulağıyla ettiklerine, kulağıyla cihada çıkan, gülmelerine karşılık en az güldükleri kadar ağlayan yok mu? Bir er istiyor Allah Celle Celaluhu. Rahmetle güreşecek, onu yenecek, basacak. Günahlarının üstüne çıkacak ve yine rahmet tarafından çepeçevre kuşatılacak bir er istiyor. Mukaddes gecelerde. Bu gecelerde gafletle geceyi geçirenler, gündüz halkla meşgul ve meşbu bulunanlar, gündüz dejenere olmuş, bozulmuş duygularıyla gecesini ihya edemeyenler, işte bu gafillere bir lütuf olsun diye Allah cumaları ihsan ediyor. Bari cumayı ihya edin, bu ihsanından istifade edin diyor. Cumayı ihya edemeyen gafiller de var ki, semt-i üluhiyette bunları nasıl derecelendirmek icap eder? Kendi açımızdan olsa belki bir şey söyleriz ama üluhiyetin لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ufkuyla meseleye ele alacak olursak tabir etmeye, ifade etmeye imkan yoktur. Cumayı dahi ihya etmeyen gafilin halini ifade etmek için yukarıdan aşağıya gelirken kelime bulamıyoruz. 52 tane cumayı ihya edememişlere rahmet Ramazan-ı Şerif'le imdada koşuyor. Bunu şakadan olarak ve benim tefsirim olarak ele almayın. Niye Cenab-ı Hak atayayı sübhaniyesiyle günleri, ayları çeşitli bölümlere ayırır ve bana teveccüh edin der? Bunların herhalde bir manası vardır. Niçindir bir Miraç gecesi? Niye bir Regaib gecesi vardır? Neden bir Berat gecesini Allah lütfetmiştir? Ve niye üluhiyet dairesi içinde dikkatinizi istirham ederek söylüyorum. Üluhiyete ait bir kadir olarak ifade edilen Kadir Gecesi Kur'an'da birkaç surede bize anlatılmaktadır. Dikkat edin, kendi kadri içinde kadrini bilemeyen, kendi kadri içinde astronomide kadırlar vardır. Buralarda taksimler yapılır. Kendi kadri içinde kadrini bilmeyen insan, üluhiyet kadri içinde kadrini bilsin diye bir Kadir Gecesi ihsan edilir. Sen seni bilememiş, sen kendi hesabını yapamamış, Hakk'a teveccüh edememişsin. Sana üluhiyetten doğrudan doğruya senin kadrinin dışında bir kadir açılıyor. Sen ne o sahaya yanaşabilir ne de o sahada bir yörünge çizebilirsin. Orası tamamen üluhiyet dairesi ve vücub alemidir.
vücub alemiyle sana teveccüh ediyor Allah Celle Celaluhu. İmkan aleminde işini başaramayan miskine vücub alemiyle teveccüh ediyor. Tasavvufi bir eda içinde çok derin ve çoğunun ufkunun çok dışında olan kadrin manasına böyle bakarken çokluğunun başından da nasıl aşkın gittiğini hissediyorum. Kadir hak teveccüh ederken teveccühe teveccühle mukabelenin yapıldığı bir gecedir. Allah Celle Celaluhu rahmet mekanizmasını her an faal tutsun. Semt-i uluhiyete ait mukaddes manaları bu kabil şeylerle tasvir ederken kalbimin sıkıldığını ve yıkıldığını çok iyi biliyorum ama insanlar hususiyle bizim gibi avamlar ancak temsillerden anlarlar. Rahmet gönderici bir cihaz halinde. Rahmet neşrettiğini düşünün. Göndermeç, gönderici cihaz çalışıyor. Anten alabildiğine faal. Ve vücub alemine yakışır müthiş bir göndermekle gönderme vardır. Bizim anlayabildiğimizin çok üstünde, çok müthiş bir frekans çalışmaktadır. Alabildiğine elektromanyetik dalgalar harekete geçmektedir. Fakat bunların hepsi bizim bildiğimiz atom hareketleri veya elektrik hareketlerinin çok verasında şeylerdir. Doğrudan doğruya lahut aleminden feyzi akdes halinde gelmektedir. Sair zamanda feyzi mukaddes gelir. Yani insanlar ancak kalplerinin isimlerin cilvesiyle yıkandığını görürler. Mukaddes gecelerde ve günlerde rahmete teveccüh edenler, uyanık bir kalple Hakk'a teveccüh edenler, feyzi akdesten gelen sırlara muhatap olurlar. Yani doğrudan doğruya Allah'ın zatıyla yüz yüze gelirler. Kadir gecesinde vücub aleminde insana açılan kadirde, insan o kadirde kadrini bilir, Hakk'a teveccüh ederse doğrudan doğruya zatıyla yüz yüze gelmiş olacaktır. Kadir suresi gafiller için manası derin olmayan bir suredir. Ben 20 senedir vaaz ediyorum, 20 senelik vaizlik hayatımda bana en kapalı gelen sure İnna enzelnâhu fî leyletil kadir suresidir. Semtine yanaşıp bu gece de okumadığım, hangi manayla okumadığım onu kalbimi bilen Allah biliyor. Bana karşı katı gibi gelen bu sure, semt-i uluhiyete ait büyük esrarı anlattığından, esasen semtine sokulamadığından bana çok katı ve manası anlaşılmaz geliyor. Vallahi ile billahi ile tallahi ile anlatayım. Çok cemaatin Kur'an'ın çok yerlerini anlamadığı gibi sureyi inna anzelnahu fi leyletil kadri 20 senedir anlatıyorum, anlamadım. Sadece anlattıkları için anladım. Anlatma lüzumunu duyduğumu anlattım. Sadece mukaddes kitabın Kur'an-ı Kerim'in içinde bulunduğu için anlattım. Haddi zatında dalaletten kurtaramadım kalbimle onun yanına sokulamadım. Münafıklığı atamadım kalbimle onun yanına sokulamadım. Küfrü bir tamamıha terk edemedim kalbimle yanına sokulamadım. Daima ürktüm. Ürktüğüm için bu gecede ağzımı alamadım. Nerede Kadir suresi, nerede Allah'ın vücub alemine ait insan ufkuna açılan, tebessüm eden ve fakat 20. asırda bütün kalbi hayatları sönmüş, ruhi hayatları sönmüş, maddeye müstağrak, aklı gözüne inmiş, gafillere anlatılması imkansız olan bu şeyi Allah bana da anlatmıyor ki size anlatayım. Bana da anlatmıyor. Ve bundan çok korkuyorum. Diyorum acaba Cenab-ı Hak şu 20. asrın müminlerini kahretmeye murat mı etmiş ki kalbi hayatları alabildiğine küsuf içinde gecelerinin bir yıldızı Cenab-ı Hakk'ın lahut alemine müteveccüh olmadığı halde bir uyanma, bir hüşyarlık kendilerinde görülmüyor. Acaba kahretmek mi murad etmiş diye çok defa endişe de geliyor içime. Rahmetinden bunun şakasını dahi ummayalım ve düşünmeyelim. Bizi Cenab-ı Hak rahmetiyle serfiraz etsin, haydar etsin, yolunda kaim ve daim eylesin. Hak bu gecede rahmetiyle teveccüh ediyor. Her gece teveccüh eden rahmet, isimleriyle, sıfatlarıyla teveccüh etmesine karşılık, kutsi gecelerde zatıyla teveccüh ediyor.
İnsan bu gecede teveccüh ederken, Zat-ı Uluhiyete kendisi teveccüh etmiş olduğunu hissederek teveccüh ederse, rahmetinden ümit edilir ki insan istifade eder. Size yine burada maddi bir temsille meseleyi anlatayım. Gönderen bir telsiz cihazıyla işe başladım. Karşı tarafta gönderen bir telsiz cihazı varsa, beri tarafta da alıcı bir cihaz olması lazım. Alıcıyı vericiyle karşı karşıya getirmek, ikisini aynı frekansa ayarlamaya bağlıdır. Bu cihazlar genlik modülasyonla çalışıyorsa ona göre ayarını yapacaksın. Kramportörler gibi. Şayet frekans modülasyonu varsa bunun ona göre ayarlayacaksın. Bu ayar, eğer bir münasebet içinde, bir muadele içinde, bir muvazene içinde çalışır hale gelmezse oradan geleni alamazsın. Resmiyle alacaksan, şekliyle alacaksan, suretiyle alacaksan, ekranına öyle şeyler düşmez senin. Boş gelir, boş gidersin. Sesiyle alacaksan, edasıyla alacaksan, sesindeki tonuyla alacak ve kalbinde bir şey duyacaksan, eğer ona göre ayarlamamış isen, yine boş gelecek, boş gideceksin. Onun için bir endişe, çepeçevre benim içimde bana dehşet saldığı gibi size de salmalı. Camiye girdiğimiz gibi boş çıkabilme endişesi. Bu Kadir gecesinde üluhiyet semasının, vücub aleminin içinde bize tanınan bir kadirde, bir galaksiye bağlanıp dönüyorsak dolu çıkacağız. Bu galakside yörünge çizer hale gelemedikse, vücub aleminde yerimizi alamadıksa şayet boş girecek, boş çıkacak. Bu realitenin ifadesidir. Ben size rahmetin bize dolu dolu ve dolgun teveccühünün ifadesini de arz ederim. Cenab-ı Hak kemali keremiyle bize teveccüh etmezse esasen bizim hiç liyakatımız yoktur. Hiç liyakatımız yoktur. Binaenaleyh biz durumumuzu bu şekilde batmış, bitmiş olarak kabul ediyor. İmanımız kadar en az izan ediyor ve diyoruz ki Allah'ım, sen de görüyorsun ki bizim senin rahmetinden istifade etmeye hiç liyakatımız yoktur. Mürailerin radyoda konuştuklarını arkaya atıyoruz. Televizyonda çıkıp halka karşı riyakarlık yaparken senin mevcudiyetini unutan, kalbine karşı yabancı ve gafillerin halka ümit verme pahasına onları bütün öldürdükleri, öldürme mevzuunda katledici olarak söyledikleri bütün sözleri de arkaya atıyoruz. Hiçliğimizi nazarı itibara alarak kabul buyurursan, nasıl en büyük insanlar sahabi kapısında köpek olmayı kabul etmişler, herkes namına söyleyemesem, cesaret edemesem bile nefsim namına, nefsimin durumunda durumunu kabul edenler namında, lütfederlerse benim safımda yerini alanlar namına diyorum ki, kabul buyurursan ben de senin kapının köpeğinin köpeğine köpek olmak istiyorum. Ve işte sadece bununla huzuruna gelirsem ve sen sultanlar ancak öyle köpeklerle av avlarlar dersen ve bizi bir kısım hakaiki, üluhiyetine ait hakaiki bizi kullanarak avlamayı lütfedersen daire-i üluhiyet içinde bize büyük şeyler bahşedildiğini kabul edecek ve itminana kavuşacağız. Yanında yerini alanlar bunu söyleyecekler. Mağrurane başı bulutlar gibi yukarıda dolaşan kimseler, başı buz bağlamış dağlar gibi buz kalpleriyle geriye dönecekler. Başınızı büyüğün büyüklüğü karşısında, tevazu kanatlarını yerlere kadar indirerek tozlu halılara sürerken, gözyaşlarınızla başınızı koyduğunuz yeri yıkayabilirseniz, bütün hiçliğinizi, aczınızı, fakrınızı tefekkür ve tezekkür edebilirseniz, bu şuur ve bu duyuşla camiden çıkarsanız, rahmetten hissedar olmuş olarak çıkmış olacaksınız. Cenab-ı Hak rahmetinden hissedar olanlardan eylesin bizi inşallah. Rahmetin teveccühüne karşı teveccüh dedik. Sizin hikmeti vücudunuz Allah'ı bilmektir. Allah kendisini bilesiniz diye sizi yarattı. Sizin daireleriniz, sizin memuriyet masalarınız, sizin hesaplarınız, kıstaslarınız içindeki işleriniz, sizin kendi hendesenize göre uydurduğunuz vazifeleriniz, ticaretiniz, memuriyetiniz, ziraatınız,
damınız, tarlanız, ambarınız, makamınız, cahınız, bütün bunlar size sizce gayi olduğu müddetçe siz semt-i uluhiyete yanaşamazsınız. Yaratılışınızın gayesi Allah'ı bilmektir. Marifetini sinenize indirmektir. Marifetin hasıl edeceği muhabbetle coşup taşmanızdır. Ve bu muhabbetin kalbinize bıraktığı zevk-i ruhanidir. İçinizde Mevla'yı tanıma ve bilmenin hasıl ettiği bir zevk duyuyorsanız, yaratılış hikmetine doğru bir adım atmış olacaksınız. İçinizde bunları duymuyorsanız, yaratılış hikmetinden kaçıyorsunuz, Mevla'ya karşı yabancı yaşıyorsunuz. Allah Celle Celaluhu kendisine teveccüh edesiniz diye sizi yarattı. Bunun için vesileler yarattı. Cuma'yı bunun için, Ramazan'ı bunun için, Kadir Gecesi'ni bunun için yarattı. Cihazınızı alasınız. O paslanmış anteniyle, almaz durumuyla ve keyfiyetiyle onun rahmet gönderen cihazına tevcih edersiniz. Benimki almıyor ama Allah'ın, senin gönderenin lütfuna benim cihazıma bir şeyler intikal ettir diyesiniz. Ve o gecede, bu gecede, daha başka gecelerde el açığa Rahmanurrahim olan Huda'ya yalvarasınız. Paslarınızı eritmesi için, dumurlanmış gözlerinizi ceyhun etmesi için, paslanmış vicdanlarınıza hayat getirip saykıl vurması için, duyup duygulanmayı kaybetmiş kalbinize hayat getirmesi için Mevla'ya teveccüh edesiniz diye bunları lütfetmiştir. Her lütuf bir şükürle mukabele ister. Bu lütufları lütfeden Latif-i Zülcelal'e karşı siz uyanık olarak teveccüh etmezseniz kulluğun manasına uygun hareket etmemiş olacaksınız. Cenab-ı Hak bize tahmil ettiği kulluk vazifesini bir hakkın ifaya bizleri muvaffak kıldı. Bir Kadir Gecesi daha idrak ettik. Belki de çoktan geçirdik onu. Allah Resulü 21'inde ihya ediyordu, 23'ünde ihya ediyordu, 25'inde, 27'sinde ihya ediyordu. Geceler yanlış oldu diye 22'sinde de ihya ediyordu, 24'ünde de ihya ediyordu, 26'sında da ihya ediyordu. Son 10 günü tamamen kalbi hayatını ve ruhi hayatını yaşıyordu. Cismaniyeti tamamen bırakıyordu, hayvaniyetten tamamen tecerrüt ediyordu. Yemeği içmeyi de terk ediyordu. Bana 24 saati veren, bana 12 ayı veren, bana 52 haftayı lütfeden, bana 12 ay içinde çok büyük lütuflarda bulunan, atayayı sübhaniyesiyle serfiraz eden Allah'a 3-5 saatimi vermezsem nankör olmuş olurum. O 3-5 saat değil, bütün hayatını esas itibariyle vermişti. Ailesinin yanında bulunduğu zaman, ailesinin yanında olacaktı o gece. Ailesi de 9 günü beklemiş, o gece yanına geldiğini görünce sevinmişti. Ailesinden o gece dahi müsaade alıyor, kalkıyor, Mevlasına ibadet ediyordu. Müsaade eder misin ya Ayşe, Rabbime ibadet edeyim diyordu. Ve çok gece onlar uyuduğu zaman kalkıyor, Mevla'ya ibadete dalıyordu. Yine Hazreti Ayşe müşahadesini yanımda göremeyince ciddi bir telaşla el yordamıyla etrafı araştırmaya başladım. Ve ayağım derken bir ahmesi kademe tesadüf etti. Resul-i Ekrem'in ayağıydı. Ayağını tuttum, dikkat kesildim. Allah'ın gazabından Allah'a sığınıyordu. Kahrından Allah'a sığınıyordu, lütfuna sığınıyordu. Onu azap edeceğinden rahmetine sığınıyordu. Teveccüh etmişti, başı secdedeydi ve tir tir titriyordu. Resulullah yapıyordu bunu. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte 11 ayı gafletle geçen insanlar için bari 10 gece diyor Allah Celle Celaluhu. Bu 10 gece de uyumuşlar. Ağlamalarından çok gülmeleri olmuş. Gafillere yaraşan zaten odur. Kalbi hesaplaşmalarından, Mevla'nın huzuruna çıkıp hayatın muhasebesini yapmadan daha ziyade gafletle geçen günleri, saatleri, dakikaları olmuş. Aşireleri, saniyeleri olmuş. Hiç olmazsa bir gece. Hak hesabına ben size söyleyeyim. Onun her gece, her saatinde dediği şeyi size söyleyeyim. Bari bir Kadir gecesi. Yok mu istiğfar eden? Yok mu gözyaşlarıyla yüzünün günahlarını yıkayan?
Yok mu 11 ayında gaflet içinde geçirdiği kalbinin katılığından yine kalp kalağıyla, ıstırabıyla Allah'a teveccüh eden? Yok mu bana teveccüh eden, ona teveccüh edeyim diyor. Hakk'ın kutsi hadisi içinde size dediğini, size tevcih ettiği şeyleri size intikal ettiriyorum. Mümin yaptığı şeylerin ferah vericiliği içinde değil, yaptığı ve kötü saydığı şeylerin kalpte hasıl ettiği ıstıraplarla Allah'a teveccüh eder. Hazreti Ebu Bekir vefat ettiği zaman ciddi bir ıstırap içinde ruhunu Allah'a teslim ediyordu. Allah Resulü'nün 23 senelik nübüvvet hayatında ve kendisinin 2,5 senelik hilafet hayatında 25 seneye yakın Müslümanlığı devresinde belki bir an gafil yaşamamıştı. Onun müşahidi, o gözyaşı dökmeden kıldığı bir namaz yoktu der. Allah'ın huzuruna geldiği zaman hıçkıra hıçkıra namaz kılar. Allah Resulü "Mürû Ebu Bekrin felyusalli bin nas." Çeşitli yerlerde, hususiyle belki 50 yerde Buhari'de söylediği bu sözüyle Hazreti Ebu Bekir'e söyleyin benim yerime namaz kıldırsın. Hazreti Ayşe mukabele ediyor. Ya Resulallah, inne Ebu Bekrin raculun bekkaun. Ebu Bekir çok ağlayan bir insandır. Senin yerinde namaz kılmaya muktedir olamaz. Ağlar ve halkın namazı bozulur diyordu. Ama vefat ederken ne düşünüyordu can buraya geldiği an? Resulullah medet resan olmazsa, şefaatiyle Ebu Kuhafe'nin oğlunun imdadına koşmazsa, Ebu Kuhafe'nin oğlu gideceğin yer senin cehennemdir diyordu. Mümin öyle düşünecek. Çünkü Mevla hüşşar bir kalp olarak, daima kendisi için çarpan bir kalp olarak kendisine teveccüh edilsin diye insanları yarattı. Onun yiyer içen ve midesine hizmet eden varlıklara ihtiyacı yoktu. İnsana da ihtiyacı yoktur. O ayrı bir dairede ayrı şeyler görmek istiyordu. Yiyen içen ve sifahi içinde yaşayan, hem cinsiyle mukarenetten, münasebetten ayrılmayan, dört ayağı üzerinde emekleyen mahlukat pek çoktur. Hayvaniyeti içinde melek olabilecek insanları Allah yarattı. Hayvaniyeti bıraksın, şeytaniyetten çıksın, cismani bütün arzularının üstüne çıksın, lahuti bir keyfiyet kazansın, melek olsun diye yarattı. Ama kafir nefsin bunu anlamadığından camide bile gafletini atamamaktadır. Kalbi hayatıma kafir demiyorum, insanın kendine kafir demesi küfrü gerektirir. Ama nefsim kafirdir. Bana benziyorsa sizin nefsiniz de kafirdir. Benim nefsime benziyorsa. Ömer son dakikalarını yaşadığı an ciddi bir ıstırap içindeydi. O da acaba yakayı kurtarabilir miyim endişesini taşıyordu. Hakk'ın rahmetle tecelli ettiği yerde tekrar edeyim. Saksağın sesinden bahsetmenin manası yoktur ama biraz da nefsimin başına böyle vurmak benim hoşuma gidiyor. Beni mahveden nefsimin başına böyle vurmak hoşuma gidiyor. Bak dediği yerde baktıran, ye dediği yerde yediren, istediği şeyleri abur cubur mideme indiren, sabaha kadar ancak şeytanlara yaraşır şekilde ayaklarını upuzun uzattırıp beni yatırtan, nefsimin başına böyle vurmak hoşuma gittiği için vuruyorum. Benzeyenler nefislerinin başına vursunlar benim nefsimin başına attığım şeyler. Son dakikalarını yaşıyor ciddi bir ıstırap içinde. Mevla'nın huzuruna nasıl çıkacağım ıstırabı içinde. Allah'a hesap vermek çok kolay şey değildir. Bir solukta hayatını iki defa bağışlıyor Allah. Terkip yaptığı senin karbondioksit, oksijen, hidrojen dediği şeyler. Teneffüs ediyor, yaşıyorsun, veriyor, yine yaşıyorsun. Soluğunu dışarıya çıkarırken mukaddes kelimeler dışarıya çıkıyor. Ve içeriye alırken adet hayat yutmuş oluyorsun. Terkibi dışta ayarlayan Allah'tır. İçteki mekanizmayı ayarlayan, tanzim eden, yürüten de yine Allah'tır. Ağzını kapata biri, nefesini kesse ve boğsa seni, ölmüş gitmiş olacaksın. Biri elinden tutsa onu kaldırsa, hayatını sana bağışlasa, soluğunu dışarı verme mevzunda hayatını sana bağışlamış olacaktı. Hayatının sonuna kadar ona medyuniyet ve şükran hissi içinde ezilirsin. Bir nefeste, bir solukta sana hayatını iki defa bağışlıyor.
Allah Celle Celaluhu. Ayarladığı ve çalıştırdığı ayrı bir mekanizma. Fezada ses titreşimi, elektromanyetik dalgalar halinde, daha başka dalgalar halinde gelen bütün ihtizazatla senin kalbini okşuyor. Hissiyatını okşayacak sesler kulağının içine sokuyor. Ve sen çok hayata ait maslahatları duymakla yapıyorsun. Vahyi semavi de bununla duyuyorsun. Peygamberin fısıltısını, meleğin mırıltısını bununla duyuyorsun. Ve lahut aleminden gelen ihtizazları bununla duyuyorsun. Bu kulağı sana vermiş Allah Celle Celaluhu. Sağıra sor bunun ne büyük nimet olduğunu. Elini böyle yapıp da duymaya çalışan, az duyan insanlara sor bunun ne büyük nimet olduğunu. Her dakika gelen ihtizazlar şükür istiyor. Başını yere koyup secettu bi re'si demeni istiyor. Başımla sana secde ettim Allah'ım. Sen büyüksün, ben de küçüğüm. Buna karşı ne yaptın? Hikmet kelimeleri döken, lalü güher halinde kelimeler sıralayan, ağzı sana ihsan ediyor. Bir et parçası oynuyor. Ses telleri ses çıkarıyor. Düğüm düğüm kelimeler, hikmetler, manalar dökülüyor. Eflatun hikmet kelimeleri döken kelimelerle hikmetlerini döktü. Sokrates bununla kendisini anlattı. İnsan içine inen, derinlemesine insanla dünyasını şerh eden Bergson buna tercüman oluyordu. Ve manastırın mazga deliğinden Allah'ın büyük icraatını fezada seyreden Pascal bununla hissiyatını dile getiriyordu. Bununla deşarj oluyordu. Dil büyük nimet. Karşılığında sen ne yaptın? Vesair, kalbine in, kalbinin atışlarına gir, kanının içindeki al yuvarlı ak yuvarlılara bin, onlarla kalbine in, sonra ciğerine çık, sonra teneffüs ol, dışarıya doğru çık, sonra ot ol, ağaç ol, bit, büyü, neşvine mabul ve sonra yutul. Cismaniyetine hizmet eden Allah'ın bütün lütuflarıyla, ihsanlarıyla Allah senden şükür istiyor, mukabele istiyor. Bütün bu tarrakalarla da kendini sana hatırlatıyor. Kendini sana anlatıyor. Ben varım diyor. Alem başıboş bir şey değil. Bir nizam var. Bu nizamın bir nazımı var. Bunu kuran bir şey var. Nazarı ibretle baksan hiçbir şeyi gayesiz, nizamsız göremeyeceksin. Sen gayesiz yaşayamazsın. Nasıl gayesiz yaşıyorsun? İşte 11 ay uyumuş insana, 11 ay duymamış, duygulanmamış insana Kadir gecesinde, lahut aleminde, vücub keyfiyeti içinde bir kadır açıyor. Sen, seni aşamadığın yerde Mevla rahmetini sana ulaştırıyor. Rahmet bir tepenin berasında. Sense tepeyi çıkarken yorulmuşsun. Yaprakta emekleyen böcek gibi emekliye emekliye yorulmuşsun, aşamamışsın. Aşamamışın imdadına Kadir gecesinde rahmet geliyor, o aşıyor, geliyor. Vücub alemi, o keyfiyetteki alem, imkan aleminde zuhur ediyor. Ve insan vücub aleminin akdes sırlarından istifade ediyor. İşte feyzi akdes dediğimiz, vücub aleminde insan hesabına açılan Kadir dediğimiz, astronomideki kadırlar gibi insan kendi kadrını aşamayıp da lahut alemine, o kadra yanaştığı zaman istifadesi dediğimiz, tasavvufi bir eda içinde, kalbi bir hava içinde manası budur. Cenab-ı Hak idrake muvaffak kılsın. Bizleri ıslah eylesin. Beni mümin eylesin. Sizin de kalbinize salah versin. Bu Kadir gecesini hiç olmazsa 11 aylık günahlarımızın muhasebesini yapabileceğimiz kutsi bir gece haline getirsin. Seccadeye oturmuş insanlar olarak, Mevla'ya teveccüh etmiş insanlar olarak, gönder Allah'ım gönder diyen insanlar olarak, bizden gelecek bir şey yoktur. Gedalardan, dilencilerden sultanlara gidecek bir şey yoktur. Şahlar, şehnişahlar ancak bizim gibilerle o alemden gelen sırları, feyizleri avlatırlar ve bizi avlama işinde avlayan mahluklar olarak kullanırlar. İşte biz öyleler olarak sana teveccüh ediyoruz. Kerem-i lütfunla bize medet resan ol, elimizden tut, bizi bizce imkansız gibi görünen insanlık semasına, ama sence mümkün olmayan bir şey yoktur, insanlık semasına ila eyle, bize insanlığımızı göster. Yığın yığın kafirin, yığın yığın ehli dalaletin kalbi hayatımızı dinamitlemesi neticesinde meydana gelen boşluklar, meydana gelen rahneler, kalbi hayatımızın sönüşü, his alemimizdeki yıldızların tamamen küsufu uğrayışı karşısında
bu hale gelişimizde çok açık kendisini göstermektedir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Boş yaveler sadedinde ve mahiyetinde kalbim temizdir sözlerini duyarsınız. Bir geceyle her şeyini halledecek, edeceğini zanneden insanları görürsünüz. Küçük bir işle Allah nezdinde kıymet kazanacağını zanneden insanları görürsünüz. Ama bunlar asr-ı saadeti süsleyen o mukaddes insanlara, mübarek insanlara bir kerecik olsun dönüp bakmayı akıl edemezler. Resul-i Ekrem gönül feryadı sızlanışları kalakları içinde ruhunu Allah'a teslim ediyor. Ebu Bekir öyle teslim ediyor, Ömer öyle teslim ediyor. 20. asrın müminleri alabildiğine bir rehavet içinde, derin bir ümit içinde hesaba çekilmeyecek gibi bu hava içinde Cenab-ı Hakk'a öyle teveccüh ediyorlar. Anlaşılmaz bir sırdır. Kafirler ruhi hayatlarımızı hakimiyetler altına almışlar. Kalbi hayatlarımızı hakimiyetler altına almışlar. Mümin Allah'tan çok korkacak. Mümin Allah'a karşı içi saygı dolu olacak. Haşyetinden kalbi çatlar hale gelecek. Küçük bir masiyeti kendisini batıracak gibi onu ürkütecek. Mümin, Ömer demiştim, tablosunu arz edip bitireyim. Kadınıyla, erkeğiyle herkes duysun ve dinlesin. Peygamberlerden sonra derece itibariyle Allah nezdinde beşerin ikincisi. Benden sonra peygamber olsaydı Ömer olurdu diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlık bana arz olundu, mana aleminde müşahede ettim temessülatta. Ömer de geliyordu, herkesin üzerinde gömlek vardı, göbeğinde, memesinde, daha aşağıda, daha yukarıda. Ömer'in başında bir gömlek vardı ki başından aşkın, yerden sürünüyor ve başından aşkın. Tevili nedir ya Resulallah? Buyurdular, iman. Ömer o kadar imanlıydı. Hak ve adalet, halk nazarında, halkın nezdinde Ömer'i sevimsiz hale getirdi buyurmuştu. O kadar hakperestti ki, yüzlerine hak ve hakikati haykırırken, tahammülsüz, hakka karşı hürmeti olmayan kaba safa insanlar bundan kırılıyorlardı. Hak, halkın nezdinde Ömer'i sevimsiz hale getirdi buyuracaktı bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama varsın yoz ve bodur insanlar Ömer'i sevmesinler. Mele-i âlâ'nın sakinleri Ömer'in hayranıdır. Bir gün Allah sevdiğine, o sevdiği insana bütün müminlerin kalplerini tevcih edecek, müminlerin kalplerinde ona bir taht hazırlayacaktır. Sonra Ömer herkes tarafından sevilir hale gelmişti. Hayatı boyunca haktan, adaletten ve istikametten ayrılmamıştı. Onu herkes bilir. Komünital sistem hayranları, ütopya yazarları dahi Ömer ve Ebu Bekir'i hayranlıkla anarlar. Hakkında destan yazarlar. Beşer iki defa ideal bir sistem görmüştür. İnsanlığı huzura kavuşturacak sistem görmüştür. Ebu Bekir ve Ömer devrinde. Isparta'daki hükümet dahi onun karşısında çok sönük ve donuk kalır. Kaldı ki içinde üluhiyet olmadığı için çok maddi ve kalbi hayatı katleden bir sistemdir. Sabahtan akşama kadar kırlarda dolaşır, hayat-ı içtimaiyedeki nizamı ölçer. Nabızları yoklar, nazarlara bakar, insanların bakışlarıyla kalplerine girer. Kalpler Allah, Allah, Allah diye atıyor mu, atmıyor mu buna bakar. Cemiyetin salahı buna bağlıdır. Kalpte Allah yoksa, başta o cemiyeti teşkil edecek fertler huzurlu olmadığı için cemiyette de huzur yoktur, itminan yoktur, kalp oturaklaşması yoktur. İkincisi, Allah korkusu ve Allah'a karşı saygısı olmayan bir insan ve bu gibi fertler ve bu fertlerin teşkil edeceği cemiyet birbirinin hukukuna da hürmetkar olmadıkları için o cemiyet içinde huzursuzluk olacaktır. Hırsızlıkla huzursuzluk, zina ile huzursuzluk, ihtikarla huzursuzluk, faizle huzursuzluk, faize karşı çıkarken ifrata karşı tefrit ifadesi huzursuzluk, anarşi ile huzursuzluk. Onun için o nabızları yokluyor, kalplerde Allah var mı buna bakıyordu. Gecesi de buna benzer geçiyordu. Onun müşahidi ve muakkipleri sadece bir iki saat uyuması olursa mezarda uyurdu. Gaflet etmeyeyim diye gider mezarda yatardı. Bir mezar taşının dibine başını kor uyurdu orada. Gaflet ederim. Ömer sen gaflet edersen cihanı elinde tutuyorsun. Elindeki bardakları düşürüverirsin. Çay götüren kahveci karson gibi. Uyursan bardakları döküverirsin. Mezar taşlarına başını kor öyle yatardı.
Mevsuk olmayan bir vakada Suriye dolaylarındaki eyalet varisinden kendisine gelen bir kısım hediyeler vardı. Bunlardan bir tanesi de zehirdi. Bir düşmanına verirsin, öldürür onu. Hemen zehir aldığı gibi içmişti, çok mevsuk değildir. Nefsimden daha büyük benim için düşman yoktur demişti. Ama Allah o zehire tesir yaratmamış, vermemişti ve ona bir şey olmamıştı. Sinesinden hançeri yediği anda, böylesine tertemiz alabildiğine nurani geçirdiği bir hayat, onun hesabını veriyor Allah'a. Derin bir ıstırap içinde. Aşağılık hissi değildir bu. Mevla'ya karşı insanda aşağılık hissi olmaz. İnsan zaten Mevla'ya karşı yüksek değildir ki aşağılık hissi olsun. İnsanlar aşağılık hissi, yükseklik duygusu onu kullara karşı yapacaklar. Metsen, merdoğlu metsen, karşında fazlası kuvvetliye karşı dişini göster. Ve yumruk vuracaksan ona karşı vur. Aziz olacaksan ona karşı ol. Müminsin, Allah sana aziz diyor. Kafirden korkma. Cihan kafir olsa pervasız ol. İzzet o zaman olur. Onur o zaman olur. Şahsiyet teşekkülü dediğimiz şey, işte o zaman teşekkül etmiş olur. Ama Allah'a karşı insan, ezik mi ezik, kırık mı kırık, yıkık mı yıkık. اَنَا اِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ الْقُلُوبِ وَيَا اَنَا اِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ اَوْ كَمَا قَالْ Kutsi hadisinde. Ben yıkıklarla, döküklerle, kalbi perişan, dağidar, mukassi olanlarla beraberim. İyice kalbi mukassi olanlar vardır ki onlar cennet gibi yapılı. Kalpleri cennet binaları, bünyatları gibi mamurdur. Allah dış görünüşümüzü öyle yıkık etsin de kalbi hayatımızı mamur buyursun. İşte Ömer öyle mukassi, öyle yıkık, öyle döküktü. Fakat Allah nezdinde büyük kıymeti vardı. İlk defa kendisine düşen şey şuydu. Kendisini kim öldürdü bunu tahkik etme meselesiydi. Bana bu hançeri kim sapladı? Onlar ilç diyorlardı. Biz dinsiz sapık deriz. Dediler ki İranlı bir ilç öldürdü seni. Secdeye kapandı, yaralı, mecruh, bağırsakları karnından dışarıya çıkıyordu. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, niye secde ettiniz? Allah'a hamd ediyorum, bir müminin elini beni öldürmekle kana boyamadı Allah. Halife-i Ruhi Zemin'in kanına girecek kimse ebedi hayatını kaybedecekti. Ebedi saadetini kaybedecekti. Ve bir de bunun altında şu mana da vardı. Ben demek ki müminleri hoşnut edememişim. O kadar hoşnut edememişim ki bir mümin eli bıçaklı ve kanlı müminlerin emirini katletmeye yelteniyor. Demek ki bu kadar hoşnut edememişim. İşte bundan korkuyordum. Allah'a hamd ettim ki benim kanıma giren bir mümin değil, bir kafirdir. Hamd ettim ki bir mümini kırmamışım. Ve ilk işi Abdullah İbni Abbas'ı Medine'nin sokaklarında dolaştırma oldu. Git dolaş bak halk ne diyordu. Korkuyordu, şikayet var mı? Allah Ömer'in cezasını versin, yıkıldı gitti kurtulduk diyen var mı? Gezip dolaştıktan sonra müşahadesini anlatırken, ey Allah'ın peygamberinin halifesi, hangi vadiye vardımsa herkes çoluğuyla, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle ağlıyorlardı. Kuş ağlıyordu, kurt ağlıyordu, dağ ağlıyordu, taş ağlıyordu. Adeta herkesin bütün yıldızları küsufu uğramış, ayı dökülmüş, güneşi batmış gibi ağlıyorlardı. Ama buna rağmen derin bir ıstırap içinde İbn Abbas'ın yüzüne bakıyordu. Son dakikaları başı İbn Abbas'ın dizinde radıyallahu anhu. Çok sevdiği, kardeşim dediği Hazreti Abbas'ın bu oğlunu hiç yanından ayırmıyordu. Bu delikanlı adeta bir ilim abidesiydi. O da ona çok saygı duyuyordu. Ona teselli vermek istedi. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Resul-i Ekrem'i idrak ettin. Vefat ederken senden hoşnuttu. Yani Resul-i Ekrem'in kalbi şöyle diyordu. Gidiyorum ama gözüm açık gitmiyorum. Arkada bir Ebu Bekir'im, bir de Ömer'im var diyordu. İşte sen onlardan birisin. Ondan sonra bütün müminlerin memnun olduğu Ebu Bekir halife oldu, yine senden memnundu. Vefat etti, senden memnundu. 10 seneye yakın hilafet sürence bütün halk senden memnundu. Rahmet-i ilahiden öyle ümit ederiz ki Allah da senden memnundur. Mahkeme-i Kübra'da buna şehadet eder misin diyordu. Bu söylediklerini Allah'ın huzurunda Allah beni hesaba çekerken söyleyebilir misin?
Söylerim diyordu. Allah şahit olsun. O zaman başımı yere koy, rahatlıkla ölebilirim diyordu. Bu mümin kalbi. Bu hesaba aşina olan insan kalbi. Yaşadığı hayatı boş yaşamayan insanın kalbi. İnsanı niçin yarattı Mevla? Bunu bilen insanın kalbi. Binlerce ıstırabın birbirini kovalayan bir kalp. Ahiret hayatını burada mamur eden insanın kalbi. Kusurlardan, şeytandan kaçar gibi insanın kalbi. Cehenneme girecek gibi küfürden, dalaletten ürken insanın kalbi. Gaflet içinde olan kalplerimizi Allah hüşyarlık ihsan eylesin. Bunları sadece şunun için söyledim. Batmış bir cemaatiz. Battık da boğulup gidecek değiliz. Rahmetine karşı o kadar ümidimiz var ki, can buraya geldiği an yeniden iade edeceğine, yeniden harabemizi mamure kılacağına inanıyoruz. Şafii, Gazza'da vefat ederken, فَلَمَّا قَسَى قَلْبِي وَطَاقَتْ مَذَاهِبِي جَعَلْتُ الرَّجَى مِنِّي لَعَفِّكَ سُلَّمَا تَعَاثَمَنِي ذَنْبِي فَلَمَّا قَرَّنْتُ وَيَا قَرَّنْتُ فَعَفِّكَ رَبِّي كَانَ عَفُّكَ عَظَمًا فَلَمَّا قَسَى قَلْبِي وَطَاقَتْ مَذَاهِبِي Vaktaki kalbim kas katı oldu, yollar daraldı, beni sıkmaya başladı. Bir tek yol görünüyor önümde. Oradan da beni sana doğru çekiyorlar. Başka tarafa gidecek halim yoktur. İşte bu sıkıntı halinde ben ümidimi senin rahmetine merdiven yapıyor, onunla çıkmak istiyorum diyor. Ümidimi bir merdiven yaptım, onu senin rahmetine dayadım, ona yükselmek istiyorum. تَعَذَمَنِ ذَنْبِي فَلَمَّا قَرَنْتُ Günahım beni dağlar kadar büyük yaptı. Sana yaklaştığım şu anda cehennemi dolduracak bir cesamette kendimi hissediyorum. بِعَفِّكَ رَبِّي كَانَ عَفُّكَ عَذَمَ Günahım beni bu kadar büyütse bile Şafii diyor. Senin affın daha büyüktür. Benim günahım okyanus gibi olsa dahi senin affınla mukayese ettiğim zaman bir katre gibi kalır. اِنَّ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ Ayet ferman ediyor. Rahmetim her şeye vasidir, her şeyi hata edecek kadar geniştir. İşte bu mülahazayla sana teveccüh ediyorum. Bin bir günahın yıkıp döktüğü perişan bir cemaat olarak Kadir gecesinde Mevla'nın huzuruna geldik. Teveccühümüzü şafağa kadar, hatta matla'il fecr ufkuna kadar temad ettirelim diye bunları arz ettim. Perişaniyetimizi vücut iklimindeki ordunun silahları düşmana teslim ettiğini, bütün cephanelerin düşmanın eline geçtiğini, bütün mevzilerin düşman tarafından işgal edildiğini söylemekteki maksadım, sadece ve sadece melce ve mencemiz olan Allah tarafından kurtulursak, kurtulmamız mümkün olacağı hakikatini göstermek içindir. Cenab-ı Hak görmeye muvaffak kılsın. Ne kadar size konuşacağımı bilmiyorum, bir de düşünüyorum yarın bahsetmeyi, cuma. Cumartesi de gelir miyim, gelmez miyim bilmiyorum. Fiili ve kavli nasibimin kesilmesi için de çok ciddi duadayım yani. Beni cemaata vazetmeden Allah kurtarsın diye duadayım. Fiili teşebbüsüme engeller var. Onları da bu anda çok azimliyim, aşmaya çalışıyorum. Bunları yaparken de şunu düşündüm. 20 senedir vazettim. Yıkılmış bir kalbe bir taş koyamadım, mamur edemedim. Kimseye bir şey anlatamadım. Müşahedeme göre esasen kahkahası ağlamasından daha çok insanlarda Hakk'a ait bir manayı taşıyan kalp göremedim. O kalbi paslı gördüm, o vicdanı paslı gördüm. Müminin cennete gideceği bütün köprüler yıkılmış gördüm. Namaz kıldığı mescidi örümcekli gördüm. Halıları kirli, lekeli gördüm. Alnını da lekeli gördüm. Gözlerimde Hakk'a aşina bir belirti müşahede edemedim. Kalbinde hakkı ifade eder bir duygu hissedemedim. Kimse verememiş demek. Ben de 20 senedir konuştuğumu veremedim. Gönüller nefretle dolu. Ağızlardan gıybet, nemmamlık, suizan ifade şeyler dökülüyor. Mümin camide fakat şeytanın yanında. Resulullah'ın ifade ettiği gibi camileri tıklım tıklım doldururlar ama işlerinde bir tane mümin yoktur. Namaz kılarlar ama Kur'an bir vadide onlar da bir vadidedir. Yabancı,
Kur'an onların dilini, onlar da Kur'an'ın dilini anlamazlar. Ben bu cemaate Kur'an'ı anlatamam. Nefsime anlatamadığım kanaati hasıl oldu. Kendimi anlatsaydım anlayacaklardı. Allah şahit, bu bayramda size gelmemeyi düşünürken, her bayramda ben başkalarını anlatıp, kendi günahlarımı ağlayıp, cemaati kendi halime anlattım. Düşündüm, bu bayramda biraz kendi günahlarıma yapayalnız Mevlam'la kalıp bir merasim olarak bu işi eda etmeden ben şahsen bıktım, usandım. Sahabi keyfiyetini ihraz edemeyen cemaatin daha çok Ramazanlar görüp gördükleri gibi tekrar onu arkaya atıp yine kahkahalarıyla, yine çok sevimli olan dünyalarına dönüşleri, yine Mevla-i Mütealler'i unutuşları, yine Resul-i Ekrem'e sırt çevirişleri, yine Kur'an-ı Kerim'i anlamamada ısrar edişleri beni şahsen bıktırdı ve usandırdı. Ne zaman Kur'an'ın tedris edeceği mahfillerin teşekkül edeceğini, ne zaman onun manasını anlama mevzuunda dizlerin yırtılacağını, kafaların zon zon zoklayacağını göreceğiz diye içimde bir his mütemadiyen beni tazdik etti. Olmayacak şeyi bir dalga halinde çok defa kalbime kadar geldi. Gırtlağıma kadar yükseldi. Olmaz galiba bu cemaat dedim ben. Olursa işte bu kadar olur dedim. Sizi tahkir değil, bu demek ki ben anlatamıyorum dedim. Demek ki benim hayatımda esasen kalbi hayat yok. Demek hayvaniyeti bırakamamış. Demek cismaniyeti aşamamış, rahmete teveccüh edememişim. Yoksa niçin gönüllerde mevceler hasıl olmasın? Niye insanlar Allah'a teveccüh etmesin? Niye devamlı Allah olan Allah'a devamlı kul olmasınlar? Niçin gecelerinin dudağında teheccüd tebessümü olmasın? Niye gündüzleri beş vakit namazla serfiraz bulunmasın? Niçin seneler içinde aç durup, zaaf ve acılarını itiraf ve ifade ettikleri, Mevla'ya karşı içliklerini ifade ettikleri bir kısım günleri bulunmasın? Oruçlu günleri diyeceğimiz bir kısım günleri bulunmasın? İşte bütün bunlar, bu deruni hisler, belki şimdiye kadar 50 defa beni sadece loş duvarların içinde, mahkeme duvarı gibi katı duvarların içinde, kendi hislerimle baş başa kalmaya zorladı. Bunu kasemle anlatırım size. Okumadan da, okutmadan da, vaaz-ı nasihat etmeden de nefret ederek, lanet her şeye deyip bir kenara çekilme mevzunda bana karar verdirdi. Bir iki defa istifam da yırtıldı. Ya müftü tarafından ya başkası tarafından bu işten vazgeç denildi. Ben cemaatin karşısına çıkıp bir şey anlatmadan şahsen çok tedirgin ve rahatsızım. Ne yapalım diyen bir cemaat olmadıktan sonra, nasıl çalışalım diyen bir cemaat olmadıktan sonra, bu işe tam gönül verecek, ölecek, terleyecek, başka şeyler için terlediği kadar en az Allah'ın rızası için dahi terleyecek, bir cemaat hasıl oluncaya kadar bu tedirginlikle devam edecektir. Değil insanların teveccüh etmesi, teveccüh edenlerin dahi kopup gidişi karşısında, gıybet cemaati haline gelişi karşısında, nemmamlık cemaati haline gelişi karşısında, suizan cemaati haline gelişi karşısında, insan sureti içinde yılan dili taşıyan yılan siretleri haline gelişi karşısında, harap olmadık tarafım kalmıyor esasen. Kaç defa yıkılışıma o vahşetzarın, o harabezarın bir bülbülü zarı olarak ağlamış, feryat etmişimdir. Mevcut olanlar dahi, zincire girenler dahi, ipe dizilenler dahi kopup kopup giderlerse, yığın yığın kopuklar meydana gelirse, Allah'tan kopan kopuklar, Kur'an'dan kopan kopuklar, Resulullah'tan kopan kopuklar, bütün bu kopmalar içinde hala Allah'a karşı intisabının devam ettiğini sananlar, tahmin ediyorum ki siz de bunu hissettiğiniz zaman siz de dilgir ve rahatsız olacaksınız.